Evet Merhaba dostlar uzun bir aradan sonra yepyeni bir arz videosu ile sizlerle birlikteyim Evet uzun bir ara vermiştik hem biz hem de SPK uzun bir süre ara vermişti ve tekrardan yepyeni bir arzla fakat oransal bir arzla sizlerle birlikteyim Evet bu halk arzımızla ilgili çok tuhaf bir nokta var o da şu ki bütçesi halkanız büyüklüğü çok düşük olmasına rağmen oransal bir şekilde halkanız olmaya karar vermiş ve şu anda benim videom firmanın onaylı izahnamesi üzerinden hazırlandı. Yani onaylı izahname de yayınlandı ve bu izahnameye göre firmamız halka arzı oransal bir şekilde yapmaya karar vermiş gözüküyor. Halka arzının detaylarına geçmeden önce özet bilgi olarak halka arzımız bahsettiğim gibi oransal bir halka arz ve talep toplama tarihleri açıklandı. 3 gün boyunca 9, 10 ve 11 Şubat tarihlerinde pazartesi, salı ve çarşamba günleri talep toplayacaklarmış. Halka arz fiyatımız sabit fiyat 10.20 TL. Halkaraz büyüklüğü ilk pay dahil 21 milyon not olacak ve Bu notun TL karşılığı ise 214 milyon TL yani gördüğümüz gibi Halkaraz büyüklüğü çok ufak olmasına rağmen Yani herhangi bir oransal halkaraza göre Çok düşük bir halk halkaraz büyüklüğü olmasına rağmen Firmamız Eşit dağıtım yerine oransal yapmaya karar vermiş Ve hemen şimdi hızlıca detaylara geçelim Evet Sol tarafımızda 2021 yılının son çeyreğinde halkaraz olan Rampol Rainbow olacak Sağ tarafımızda yine 2021 yılının son çeyreğinde alkaraz olması planlanan Kümpur Kimtex poliüretan olacak ve orta tarafımızda ise şu anki yeni alkarazımız pnl SN kodu ile Panelsan olacak. Şimdi bu üç firmanın ortak özelliği ise üçü de sanayi sektöründe üretim yapan firmalar. Bu nedenle bu üç firmayı kıyaslamaya aldım. Panelsan çatı cephe sistemleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi. Şirketimizin kuruluş tarihi ise 2004 yılında Ankara Polatlı'da kuruluyor. Halkaraz tarihi ise burada belirttiğimiz gibi 2022 yılı olacak. Evet şimdi bu şirketin patronları kim? Ortakları kim? Şirketin yönetim kurulu başkanı Serhat Maşlak adlı kişi. Kendisi Kayseri Devli Kütüne bağlı. Sosyal medyada bir kontrol ettim kendi ismini. Ve kendisiyle ilgili herhangi bir kötü bir algı yok. Nesilden nesile bir aile şirketi. Bu şirketin ilk kuruluş tarihinde Mustafa Maşlak adlı kişi var. Şirketle ilgili önemli haberler kısmında ise Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu arasında bu şirketimiz yer almaktadır. Sektörüne bakıyoruz. Sanayi üretim sektörü, ısı yalıtımı, hava geçirimsizliği, hijyen, terleme, güvenlik, estetik, yangın yalıtımı gibi tüm ihtiyaçlara cevap verecek ürünlerin üretimini gerçekleştiriyor. Mali yapıya geçelim. Öz karnına göre şirketin büyüklüğü 100 milyar TL üzerinde şirketin aldığı puan ise 0.12 puan oldu. Yani şirketin öz kaynağı 2021 yılı 3. çeyrek için 120 milyon TL civarında. Onaylı zanemesindeki en son mali toba dönemi 2021 yılı 3. çeyreğe ait. Ve şu anki tüm verilerimiz 2021 yılı 3. çeyrek verilerine ait olacak. Şirketin topan varlıkları 398 milyon TL. Baktığımız zaman Rampol'a göre yaklaşık olarak 2 kat daha büyük topan varlıkları var. Ve Kümpur'a göre kıyasladığımız zaman ise Kümpur'un ortalama 4'te 1 oranında daha küçük bir şirket. Topan varlık bakımından. Yani şirketimiz gördüğümüz gibi bu iki şirketin ortasında yer alan bir şirket. Büyüklük bakımından, varlık bakımından ve öz kaynak bakımından. Şirketin kısa vadeli yükümlülüklerine bakıyoruz. 2021 yılı için 3. çeyrekteki şu an totaldeki toplam kısa vadeli yükümlülüğü 254 milyon TL'ymiş. Yani gördüğümüz gibi kısa vadeli yükümlülük çok yüksekmiş. Varlıklarına baktığımız zaman oldukça yüksek gözüküyor. Uzun vadeli yükümlülüğü ise 21 milyon TL'ymiş. Uzun vadeli yükümlülük güzel, düşük ama kısa vadeli yükümlülük yüksek. Topladığımız zaman ise kısa artı uzun vadeli yükümlülük toplamı 275 milyon TL olarak ortaya çıkıyor. Varlıklarından yükümlülüklerini çıkardığımız zaman ise elimizde kalan öz kaynağımız kadar da belirttiğim gibi 122 milyon TL. Kimpool'un öz kaynağı 331 milyon TL idi. Rampul'un öz kaynağı ise 70 milyon TL idi. Gördüğümüz gibi yine bu iki şirketin ortasında bir öz kaynağı sahip. Net karına bakalım. 2021 yılı 2-3 çeyrek toplam net karı 36 milyon TL'ymiş. Bir önceki yıl olan 2020 yılı 2-3 çeyrek net karı ise burada gördüğümüz gibi 3 milyon TL'ymiş. Yani bir önceki yıla kıyasladığımız zaman şirketin net karı çok ciddi bir oranda artmış gözükmektedir. Bir önceki yılın tamamında ise net karı 2021 yılındaki net kar toplamı 14 milyon TL'ymiş ve 2019 yılında ise 2.7 milyon TL'ymiş. Yani gördüğümüz gibi şirketin net karında ciddi bir artış söz konusu. Ve mali yapının özetine geçelim. Şirketimiz varlıkları ile yükümlülüklerini kapatabiliyor. Bunda bir problem yok. Varlıklarını yükümlülüğüne böldüğümüz zaman ise yani 398 milyon TL varlık bölü 275 milyon TL yükümlülük dediğimizde oran 1.44 çıkıyor. Yani varlıkları yükümlülüklerinin 1.44 katı kıtı daha fazla. Bu aslında kötü bir oran. Çünkü biz bunun en azından 2 olmasını beklerdik. Yani varlıkları yükümlülüklerine göre en azından 2 kat daha fazla olmasını beklerdik. Peki net kar durumuna geçelim özet olarak. 2021 yılı ilk 3 çeyrek net karının totalde 36 milyon TL olduğunu söylemiştik. Kalan son bir çeyrekte de benzer bir net kar olursa ilk 3 çeyrekteki gibi totalde 2021 yılı boyunca net karının 48 milyon TL olmasını beklemekteyiz. Buna göre yükümlülük böyle tahmin yıllık geri dediğimizde yani peş milyon TL yükümlülük bölü tahmin yıllık gelir olan 48 milyon TL dediğimizde oranımız 5.7 çıkıyor. Bu da şu demek. 2021 yılı tahmini gelir ile 5.7 yıl gibi sürede ancak yükümlülüklerini kapatabiliyor. Bu da aslında bizler için kötü bir orandır. Yükümlülüklerinin yanında şirketin net kazançları birazcık düşük kalmış. Devam edelim. Bizler için kötü bir nokta dağıtım tipi. Oransal dağıtım olacak. Ve burada bireyseller Yurt içi kurumsallar ve yurt dışı kurumsaları var ve tüm kulüpler oransal dağıtım olacak. Şirketin arz öncesi toplam notu ise 57,5 milyonmuş. Şirket arz ile sermaye artırımı olarak 17,5 milyonluk bir sermaye artırımı yapıyor. Bunun dışında mevcut paylarda ortakların satışı ise 1 milyon 750 bin adet olacakmış. Ve ek payda yine ortakların ek payları ise satış olarak 1 milyon 750 bin adet olacakmış. Total ek pay dahil topan notu şirketinin arzda 21 milyon not olacakmış. 21 milyon not çarpı arz fiyatımız sabit fiyat 10.20 TL dediğimizde Şirket Alcaraz büyüklüğü 214 milyon TL olacakmış. Yani gördüğümüz gibi Alcaraz büyüklüğümüz oldukça düşük. Orasal bir Alcaraz'a göre oldukça düşük bir Alcaraz büyüklüğü olacak. Güzel bir noktaya geçtik bizler için. Bu arzda şirket ait pay %83.3 ve ortaklar ait payı ise %16.6. Yani buna göre arz gelirinin büyük çoğunluğu şu anda şirkete girecek. Bu da güzel bir noktadır. Ve gruplara göre dağıtım oranları ise Alcaraz'daki lotların %50'si yurt içi bireysellere ayrılmış. %40'ı yurt içi kurumsallara ve %10'u ise yurt dışı kurumsallara ayrılmış gözükmektedir. Yani buna göre yine bireyseller düşük bir oranda yüzde verilmiş. Zaten halka arası büyüklük küçük olmasına rağmen yine %50'sini ancak bireyseller vermişler ve bireyseller için halka arası da bir başvuru sınırı var, azami sınırı var. O da azami sınır 700 bin not olacak bireyseller için. Halka arası fiyatımız sabit fiyat olduğunu söylemiştik. 10.20 TL. Arası sonrası şirketin halka açık oranı ise ek pay satış durumuna göre %25 ile %28 arasında olacakmış. Devam edelim. Başvuru ödeme araçlarına geçtik. Nakden, hesaben veya birçok fon ve döviz seçenekleri mevcut. Talep Tarih toplam tarihlerimiz dediğimiz gibi açıklanmıştı. 9-10-11 Şubat 2022 Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri olacak. Bireyseller için başvuru yerleri ise olan büyük kurumlara bakıyoruz. Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, Yinegi, Oyak, Fiba Banka, Vakıfbank, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası olacak. Olmayan büyük kurumlar ise Akbank yok. İş bankası yok. Şaka bank yok ve bizi şaşırtan bir diğer kurum ise QNB de da da yok şu anda. Bu listede herhangi bir yanlışlık olabilir. Siz yine izah kontrol edebilirsiniz. Fiyat istikrarı bakımından şirketin bir açıklaması var. Fakat fiyat istikrarı için herhangi bir taahhüt zorunlu olmamakla birlikte arkanızdan edilecek brüt fon tutarlarının %20'si olan 35 milyon bin TL'lik fon kaynağı pay fiyatının arkanız fiyatının altına düşmesi halinde alında bulunarak Fiyat istikrarında belli bir süreyle kalkıda bulunacaklarını söylemişler ama tabii ki de bunu bu işlem herhangi bir fiyat taahhüdünün değildir. yani sadece böyle bir işlem yapıp yapabilirler İhtimal halindedir demek istiyorlar. Günlük emir taahhüdü yok, geri alım taahhüdü yok. İraççının taahhüdü ise ilaççı bir yıl süreyle yeni pay satmayacak ve yapmayacağını söylemiş. Güzel. Ortakların pay satmam taahhüdü ise ortaklar bir yıl süreyle yeni pay satmayacaklarını söylemişler. Yine yani güzel. Peki halka az gelir ne olacak? Şirketin arkasından bürüt geliri 168 milyon TL olacakmış ve bunun %50 ile %55 arasında üretici üretim kapasitesinin arttırılması için yağ ve makine alınması ve fabrika inşaatlarının yapılması için kullanacaklarmış. Güzel. %45 ile %50 arasında ise işletme sermayesi için kullanacaklarmış. Güzel. Kalan %5 ile %10 arasında ise finansal boşluğun ödenmesi için kullanacaklarmış. Güzel. Halkanız gelirinin kullanım yerlerini beğendim. Oldukça güzel. Üretime devam edecek şirket. Ve puanlama üstüne geçelim. Birincisiyle %100 pay veriyor mu? Hayır %50'sini veriyordu. 250'den 0.5 puan. Hakaz geliri mi giriyor. Otaklarımı konusunda ise büyük çoğunluğun kite giriyordu. 1 tam puan. 200 milyon TL'den küçük bir hakkaz mı? Aslında tam da 200 milyon TL'ye yakın bir fiyattaki bir hakkaz büyüklüğü var. Bu nedenle 2 tam puan buradan verdim. Geri alım taahhütü yok. Günlük emir taahhütü yok. Şirketin boş durumu ve öz kanıtlar arasındaki ilişki ise iyi değildi. Şirketin kısa vadeli yükümlülükleri çok yüksek kalmıştı. Bunun yanında net gelirleri ise yine düşük kalmıştı. 0.25 puan verdim. Patronları veya şirketin otakları için kötü bir algı var mı? Geçmiş nasıl diye baktığımız zaman herhangi bir kötü bir algı yoktu. Şirketin sektörüne bakıyoruz. Sektör çok güzel bir üretim yapan bir sektör. 1 tam puan. Ve arkadaş edilen payların dışında satış yapacaklar mı konusunda ise taahhütlerini beğenmiştik. 0.25 tam puan verdik. Topladığımız zaman ise 10 üzerinden 5 puan aldı. Buna göre şirketimiz tam da ortada bir puan aldı. Ortalama bir puan aldı. Bizler için tek eksi ve benim için çok şaşırdığım bir yan ise şirketin arkanızı büyüktüğü çok düşük olmasına rağmen o yapmayı tercih etmesi beni çok şaşırttı. Zaten 2022 yılında uzun bir süredir halka yokken, insanlar halka razı aç iken buna rağmen eşit yerini o karar vermişler. Bu bizi birazcık üzdü. Özetimiz bu şekilde. Lütfen destekiniz esirgemeyin. İlginiz, desteğiniz, yorumunuz ve beğeniniz ile içerik üretmeye devam edeceğim. Hep videolarda görüşmek üzere.